Finlandiya'dan herkese selamlar. Arkamda bulunan pazar, Çin'de Türkiye'nin de bulunduğu 30 farklı ülkenin kültürünün tanıtıldığı bir pazar. Kültür şöleni olan bu pazarı gelin hep birlikte gezelim. Şu an Pakistan standına geldik. Burada değişik taşlar satıyorlar. Fiyatları 3 Euro'dan başlıyor. 5 Euro'luk taşlar da var. Bileklikler var. Çok güzel bir yılan heykeli var. What is this? It's a malakat. Malakat. What is this exactly? It's a velvet malachite. It's from Africa. Oh, Africa. Yes. Okay. It's mineral. İçinde mineral taşmış. Bir de şöyle toprak gibi bir şey var. Şunun fiyatı 90 sanırım. Şu şekilde velvet malachite diye bir taşmış. Afrika'dan gelmiş bu taş. Is it very expensive or? Yes, like this one 50 euros. 50 euro. Bu 50 euroymuş arkadaşlar. Hadi başka standa gidelim. Burada da İtalya bayraklı ve Ukrayna bayraklı bir iki tane stand var. Ama tabii burada kültürel değil her zaman. Burada mesela İtalya bayrağında formalar görüyorsunuz. Çok da kültürel bir şey değil. Kendime bundan bir tane almam lazım. Fas standına geldik. Burada da Fas yöresel yemeklerini yapıyorlar. Onları satıyorlar. Mesela burada isimlerini söyleyemediğim bir şeyler var. Kültürel tamamen yerli yemekleri. Burada bir tane Thai Kitchen var. Tayland yemek yöresel yemeklerini satıyorlar sanırım. Bu şekilde. Burası da Finlandiya standı. Burada da Finlandiya özgü şekerleri satıyorlar. Evet. Hello. Hello, my friend. Is this France? Or? Yes. Yeah. Coming from south of France. South of France. Yeah. Okay. What do you sell here? Can you tell us about it? Yeah. From southern France, a small place called Montélimar. Okay. Next to Marseille, Montpellier, Valence, and it's made with honey, almond, and egg whites. Oh, this is like something sugar, sweet. Yeah, sweet. Yeah. Okay. Wanna try? Yeah, maybe. And you, where are you from? I'm from Turkey. Okay. Yeah. Where are you from originally? Huh? My mother is from Algeria. Algeria? Yeah. Oh, my welcome. Dad Italian. Welcome, kardeşim. Thank you. Abi, abi. Wanna try to? Denemek ister misin? Alırım. Como esta? Yo, me voy maestra. ¿Quieres? Berlin, Tenenunga. You are living here? No, I live in France. I'm here for all of the year. Okay. Like 5 months or okay. Months. Okay. Şimdi bunu tadacağız. Ona ben göre yorum yapacağız. Ben de tadıyorum. Türkiye'deki ürünlere benziyor. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Have a good day. Abi, abi. Sanki müzik Türk müziği değil mi? Galiba stand da Türk standı bence. Hangi müzik bu ya? Ama stand. Zannetmiyorum. Merhaba. Ha, Türk. Biz de diyoruz evet, Türk müziği var. Bazı hurma da var. Çok taze değil ama bu arada onu söyleyeyim. Arılanmış bir şekilde ama. Çok fazla bir de karşıdan da şey vardı. Tatlıcı oradan da çok arı vardı. Yüksek lisans öğrencisi Furkan kardeşimle tanıştık. Merhaba. Kendisine birkaç soru sormak istiyorum. Hangi bölümde yüksek lisans yapıyordun? Normalde 9 Eylül İngilizce öğretmenliği mezunuyum. Ama burada University of Eastern Finland'da, Joensuu şehrinde, Doğu Finlandiya Üniversitesi'nde Early Language Education for Intercultural Communication. Yani şöyle, erken yaşta dil eğitimi, uluslararası iletişim için erken yaşta dil eğitimi diye geçiyor. Ne kadar süredir? 2 yıldır buradayım. Yüksek lisansımın son senesi bitti zaten. Mezun oldum aslında ama bu sene de, bu dönemde devam ediyor öğrenciliğim. Ama Erasmus'u da burada yapmıştım önce ben zaten. Erasmus. Evet, 17-18'de Erasmus'u yaptım. Erasmus'u bitirdikten sonra Türkiye'ye döndüm, lisansımı bitirdim. Lisansı bitirdikten sonra burayı sevdiğim için çok yüksek lisansa geldim. Burası Türk standı diye geçmiyor değil mi onlarda? Değil. Ya benim patronum yarı Finli, yarı Fransız. Ama Türk standı çok fazla var. Burada şurada gördüğünüz şapka standı mesela Türk. Ya abi arılar sizi sokmuyor ya. Soktu aslında şu zamana kadar da. Bir şey yapmıyorlar yani. Dededen meslek dedem yardım ettiği için bahçede. Biliyorsun. Aralara fazla karışmazsan şey abi, ya yemeğini yiyor zaten adamlar, bana bulaşmayın diyor. O zaman arıların hakkı da var. Seni arılarla baş başa bırakıyoruz. Teşekkür çok ederim. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Allah'a emanet. Sağ ol.
Şu an burası da Türk standı yine. Az önce Furkan kardeşimin söylediği bu şapkacı olan. Şimdi buradan birkaç tane ürüne bakmak istiyorum. Genelde tabii kültürel değil. Şapka, yani bildiğimiz şapka. Bunlara herhalde kasket diyorlar değil mi? Tam hatırlamıyorum ama. Bilmiyorum ki. Kasketler var. Peaky Blinders kasketi. Burada bir tane Almanya standı var. Pretzel satıyorlar, Almanların simidini. Bayağı uzun bir kuyruk var. Neden bu kadar bir rağbet olduğunu bilmiyorum. Çok da güzel bir şey değil bence. Burası da Belçika'nın waffle'ın yapıldığı bir yer. This is from Belgium, yeah? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Doing here just waffles or? Yes. Yeah, just waffles. It looks great. Thank you. Have a good day. Burada bir tane Finlandiya standı var ama ne sattıklarını çözemedim. Sen biliyor musun? Ya tuz mu diyor? Evet. Tuzlar altı. Bu nasıl bir tuz ya? Bir renkli tuz herhalde. Kırmızı tuz. Kırmızı tuz. Bu şekilde 6 euroya tuz ve salsa satıyorlar. Burada görmüş olduğunuz İspanya'nın standı. Burada sanırım halka tatlısı satıyorlar. Buranın hemen karşısında bir köpek var. Köpeğin arkasında da sabun satılan bir stand var. Evet. Hediyelik sabun. Evet, sabunlukla koymuşlar. Burada gördüğünüz gibi Meksika'nın yemeklerini tanıtıyorlar, yani kültürel yemeklerini. Lezzetli duruyor ama bilmiyorum tadı nasıldır. Bu şekilde Meksika'nın kültürünü yansıtacak şekilde bir stand açmışlar. Şapkaları falan. Hemen burada da United States of America, Amerikan standı var. 7 euroya satıyorlar artı free coffee. Burada da İtalya standı görüyorsunuz yine. Bu şekilde. Sanırım et var. Pastırmaya benziyor. Burada yine bir tane Tayland standı var. Yine Tayland yemeklerinin yapıldığı bir yer. Bu şekilde. Hello. Ve işte gördüğünüz gibi bütün pazarı ele geçirmişiz. Burada yine bir Türk bayrağı ve Türk aksesuarları bulunuyor. Çok güzel. İsim neydi abi? Özkan. Özkan abim de burada. Sanırım bunları Kapadokya'dan çok görmüştüm bunları da. Bu oradan mı geliyor acaba? Yok, Kapadokya'dan gelmiyor. Muhtemelen İstanbul'dan falan gidiyordur Kapadokya. Çünkü bunların şeyleri, üretimleri genelde İstanbul'da oluyor. Atölyeler, şeyler İstanbul'da. Oraya yani Kapadokya zaten şey, turistik yer olduğu için satışa geliyor oraya yani. Burası, bunlar kandil diye geçiyor değil mi? Bu şekilde. Yok, bunlar mozaik. Mozaik lamba. Evet, çok yani çok güzel duruyor. Şey yani mozaik olduğu için. Bunların fiyatları ne kadar abi? Bunlar 50 euro. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Burada da yine Amerikan kültürünün yansıtıldığı bir stand var. Bu şekilde posterler var. İnsanlar buradan satın alıyor mu bilmiyorum tabii. Bakıyorlar. Hello. What is this? Bread. Ah, okay. Burada da ekmekler varmış. Burada sos var herhalde, sarımsak sosu falan. Burası İsveç'te Finlandiya arasında bulunan küçük bir ada ülkesi olan Åland'ın standıydı. Burada Litvanya standı var. Burada yüzük, aksesuar ürünleri satıyorlar. Güzel değil mi ya? Hoş duruyor. Ama biraz büyük. Biraz değil, bayağı büyük. Yine bir tane Türk arkadaşların standına geldik. Türkiye'nin turistik bölgelerinde satılan taşlardan görüyoruz. Taşların ne anlamı var? Ya bilmiyorum. Türkiye'de bunu gibi şeyleri böyle koca bulduran taşı diye satıyorlar. Ne? Koca bulduran taşı falan. Değil misin? Şunun gibi atıyorum, şunun gibi taş. İşte koca bulduran taşı. Böyle hurafe şeyleri vardı. Bu standa geldiğimde dün Sadık
diye bir abi vardı. Ona da buradan selam gönderiyorum izliyorsa. Buradan İngiltere standına doğru yol alıyoruz. Burada yine şeker, çikolata gibi ürünler satıyorlar. Daha önce böyle bir çikolata görmüş müydün? Görmedim ama yani şu an canım da istemiyor almak. Neden diye sorarsanız arılar üstünde böyle... Buradaki böyle... şeker standlarının hemen hemen hepsinde arılar var. Bilmiyorum. Baksana içine kadar giriyor. Ben yani bunu nasıl yiyeyim? Bunların içinde domuz var mıdır acaba? Ben bir sorayım ya. Hello. Hello there. Can I ask a question? Is this contain any pork, something like that? We don't contain any pork. No, no pork at all. So can I take one? You can take a bag and help okay. yourself with a thumb. Ben kendileri veriyor zannettim de siz alabilirsiniz demiş. Hmm. Bir tane bundan alayım o zaman. Adamlar bizi İngiliz bayrağıyla gezdirecek yani şeye baksana. Ne kadarmış? Bilmiyorum. İki tane çikolata aldık. Parasına bakmadan almıştık. İkisine 6 euro verdik. Üstüne bir de kendi bayraklarını biz taşıyoruz şu an. Bu stand da Hollanda'nın standı. Burada peynir satıyorlar sadece. Şu şekilde görüyorsunuz. Şimdi sebzeler falan var herhalde burada. Vallahi bilmiyorum, baksana renkli renkli bir de. O kırmızı peynir bir de var yani. Hemen yanı tarafında yine aynı standa aitmiş. Sucuk mu salam mı? Salam Adana kebaba benziyor ama. Bir gösterebilir misin şurayı? Ben ne olduğunu çözemedim. Salam herhalde. Ama burada salam yazıyor. Salam yazıyormuş ama salama pek benzer bir yanı yok. Sanki böyle eti çekmişler. Aynen böyle Adana kebap yapar gibi yapmış ama salam demişler. Evet şimdi Polonya standına geldik. Burada dikkatimizi bu tür demir heykeller çekti. Farklı meslek gruplarına ait heykeller var burada demirden yapılmış. Somon ve vidalardan. Berber var, kuaför var. Manikürcü sanırım bu. Galiba. Burada ütü yapan bir hanım tekstil var. Bence bu. Hanım dediğim de şey yani robot demir var. Burada tamirci herhalde ya da marangoz. Burada yine marangoz, oduncu, inşaatçı. Şu da benim meslek. Bu da boş yatan insanların. Bu da atın ayağına nal yapan bir tane adam heykeli yapmışlar. Şurada evlenen bir çift. Bu şekilde yani çok tatlı. Bu ürünlerin fiyatları altında yazıyor. 65 euro mesela bu bir tane jet ski süren bir adam. Burası da bu şekilde. Son olarak yine İngiltere standına geldik. Burada da İngiltere İngiliz çayı satıyorlar. Şu an kokusuna bakıyor. Normal kaçak çayı gibi. Vallahi ciddiyim. Bu güzel kokuyor. Hmm. Kokulu çay gibi o. İngilizlerin pazarlaması da bu şekilde. €6. Güzel, fena değil. Emin misin? Arılı. Yemeyeceğim ya. Aşırı şekerli, çok ağır. Yani bu bir taneyle 3 kişi doyar. Yani 3 euro olur, olabilir. Evet, uluslararası pazar bu şekildeydi. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bir sonraki videoda.